İşte böyle. Her şey senin benden soğuman içinde. Ben de kafayı yiyecektim diyorum. Ne oldu bu kıza, tuhaf tuhaf haller falan, kusura bakma, biraz kabus gibiydi. Öyleydi. Ya ben sana öyle davranır mıyım? Öyle biri miyim ben? Neyse, geçti artık. Geçti. Şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben şimdi gideceğim, güzel güzel konuşacağım. Bu saçmalığa bir son vermelerini söyleyeceğim. Tamam, bu yalanı biz başlattık ama sana bunu yapmaya hakları yok, değil mi? Bekle sen. Ya Kerem, konuşma, annenle tartışmanı istemiyorum. Çünkü benim ya biraz daha stres kaldıracak halim kalmadı. Bak gerçekten, ne olur tartışmanı istemiyorum. Ne yapacağım başka Ayşe? Annemin o haline ben de inandım. Üzüldüm, damardan girdi. Beni de kandırmış oldu. Yani şimdi o kahvaltıdaki o son tartışma, o birazcık benim fikrimdi. Nasıl? Ve işte seni daha fazla üzmek istemediğim için böyle bir fikir attım ortaya. Annen kabul etti. Ya senin annene kıyamayacağını biliyordum Kerem, o yüzden. Anahtar kelimeyi söyledin. Ne? Anahtar kelime kıyamamak. Yani evet. Senin için neler yapabileceğine birebir şahit oldum ben, evet. Aynen öyle. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bu oyuna devam et, tamam mı? İşte senden nasıl davranmanı istedilerse aynı şekilde davran. Benim üzerimde bayağı bir baskı kur. Ben de o sırada dertli, kederli, işte aşkından ölen biten kara sevdalıyı oynayayım. Anlaştık mı? Olmaz, anlaşmadık Kerem. Ben kendimden nefret ettim ya. İtiraz istemiyorum. Sıcak savaşa girmemeyi sen istedin. İşe yarayacak mı yani? İşe yarar mı sence? Ben de yaradı. Ya annemin bana kıyamayıp beyaz bayrak çekmesini sağlamalıyız. Anlatabiliyor muyum? Benim aşkıma inanmalı, aşkımın karşısında değil de aşktan taraf olmalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüya?